Herkese selam ben Duman. Bugün sizlerle birlikte Roblox'un en iyi oyununu seçeceğiz. Bu videoda toplamda 128 farklı Roblox oyunu karşılaştıracağız. Ve en iyisi hangisi bunu belirleyeceğiz sizlerle birlikte. O zaman isterseniz hızlıca başlayalım bakalım neler olacak. Mantığımız aslında çok basit. Bize sürekli iki farklı oyun verecek. Bizim yaptığımız ise çok basit. Buna sadece bir tanesi seçeceğiz ve seçtiğimiz oyun bir üst kademe geçecek. Ve en sonunda da en iyi oyunu seçmiş olacağız. En baştan söyleyeyim bu videoda kendi fikirlerime göre oy vereceğim. Eğer sizin farklı fikiriniz varsa şunu niye öyle yaptım, bunu yapmasaydım bu oyun daha güzel. Diye. bunları yorumlar kısmına yazmayı sakın unutmayın. O zaman isterseniz ilk oyumuzu hızlıca verelim. Sol tarafta Blade Ball var ve sağ tarafta ilk kez gördüğüm bir oyun var. O yüzden ben direkt zaten Blade Ball'dan geçeceğim. Eğer sizden böyle kapışa kadar böyle güzel olursa ikisi de o zaman konuşuruz ama eğer çok basit bir şık olursa da hızlıca geçeceğim. Mesela burada böyle gemilerle savaştığımız bir oyun ve Cook Burgers var. İki oyunda ben biliyorum ikisini de oynamıştım ama zaten soldaki oyun birazcık böyle çakma çalıntı bir oyun böyle kulesi vardı biliyorsunuz bunu. Ondan çalıntı bir oyun olduğu için ben direkt Cook Burgers'ı seçeceğim büyük ihtimalle çünkü zaten bu oyunu bayağı bir seviyorum. Söylediğim gibi eğer sizin farklı cevaplarınız varsa lütfen yazın ki ben de öğrenmiş olayım. Şimdi burada yine bilmediğim bir oyun var. O da buradaki Glue Please diye bir şey. Yani bu ne demek hiçbir fikrim yok. Hangi oyun harbiden bilmiyorum ama sonraki oyunu biliyorum. Bu oyundaki amacımız buradaki e, süpürge alandan falan kaçıyorduk. Ya zaten sadece bildiğim oyun bu olduğu için direkt bunu seçeceğim. İlk başta da birazcık böyle bilmediğiniz oyunlar çok fazla gelecek ama dediğim gibi sonra elene elene sadece belirli oyunlar gelecek. Ve burada Venice Day adında bir oyun var da bu film değil mi diye. Ya? Yani çok saçma bilmiyorum. <laughs> bir de çakma yapılan bir oyun. O yüzden direkt bunu değil de Rainbow Friends seçeceğim. Zaten Rainbow Friends güzel bir oyun. Ve ooo Birileri erken eğleniyor. Evet. 99 mu? Sonic Speed Simulator mu? Yani Sonic Speed Simulator aslında güzel bir oyun. Yani en azından farklı bir simulator oyundu. Fakat Pet Simulator 99 kadar değil yani. Pet Simulator 99 ne kadar sevmesek de gıcık olsak da bazen yani iyi oyun yapacak bir şey yok. <laughs> o yüzden Pet Simulator 99'u seçiyorum burada. Ve yine ilk adet bildiğim oyunu. Duvardaki Deli Kadın'da bir oyun ve Snowboard o bir adında bir oyun. Bunun amacı böyle şehir falan yutuyor yanlış hatırlamıyorsam. Sağdakini bilmeyen için söyleyeyim. Aslında çok basit bir Obi oyunu. O yüzden en azından ben sol tarafı seçeceğim. Hakkım olsa ikisini de seçmem ama illaki birini seçmemiz gerekiyor ve burada Rogue Demon'un ilk kez gördüğüm bir oyun ve zombie ben atak var. Ben zombi atak zamanında oynamıştım. O yüzden bunu sileceğim. Çok fazla anime oyunu oynamadığım için maalesef bu oyunda animeci arkadaşlarımız birazcık bana kızacak ama dediğim gibi. Benim fikrim kardeşim yapma ya kızma. <laughs> o yüzden ben buradan direkt zombi atas sıçıyorum. Ve hızlıca yine oyunumuza geldik. Bu ne? Bulda the Boat ve Free the Fitcher. Eee bak şimdi. İkisinin de zamanında bayağı bir oynamışlığım var. Sağdaki özellik ekiple vesaire oynadık bir aralar. Ama yani. Ama düşündüğün zaman sağdaki normal bir kaçış oyunu. Ama soldakinde çok fazla şey yapabiliyorsunuz. Ve bana deseler ki Hayatım Hoca sadece bir tane oyun oynayabileceksin. O zaman ben büyük ihtimalle Boyda Bot derdim. O yüzden sol tarafı seçeceğim burada. Yani ilk esasım ikisini de bilmediğim oyunlar geldi. Aslında dur Funky Freddy'i biliyorum ama mantığını bilmiyorum hiç. Melody'de büyük ihtimalle Çakma bir Pig oynarız da ben sağ tarafı seçeceğim. Bilmiyorum bunu bayağı bir duyuyordum yani. Belki güzeldir. Ve yine Pesimator geldi ama bu sefer Pesimator X ve Don't Press the Button 4 geldi. Açıkçası bu tuşa basmam oyunların hangisi gerçek hiçbir fikrim yok. Eğer gerçek oyun bu olsaydı buna verirdim ama bu büyük ihtimalle Çakmanın Çakması vesaire. O yüzden direkt ben burada Pesimator seçeceğim tekrardan. Ya bilmiyorum abi ya. Güzel oyun <laughs> ve My Restaurant ve Squid Game yani sağ taraftaki zaten direkt bir filmden uyarlandırma olmadığı için çok da fazla bilmem veresim yok buna oy o yüzden ben My Restaurant'tan devam edeceğim ya. yani aslında bak sağ taraftaki güzel oyundu ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum şimdi çünkü bunun çok fazla çakması var neyse ben ensiz sol tarafı şişirip devam edeyim <laughs> bazılarının bazen o kadar çok çakması var ki yani seci yapamıyorum bile ve abi burada direkt bir sınav var mı yok bir var mı o kadar değil ya bir sınav var mı hızlı çekebilirim ve aha iki tane rap oyunu var Light Top ve Adopt Me yani Light Top'u falan istersen bunlar yeni çıkan rap oynar ama Adobe'den devam ederim ya. En azından ne bileyim eski ve tahtı duruyor yani en azından. Çok fazla bu rap oynar oynamıyorum ama olsun. İkisinin arasında kaldıysak en azından sağ tarafı seçelim. Burada kimsenin düşüncelerini bile sanmıyorum. Burada sağ tarafta resim çizmeli bir oyun var. Sol tarafta ise kral bir oyun var. Ve aha Slayer Tycoon ve Filter Bize. Yani Slayer Tycoon neyi bilmem bile. Yani ilk kez gördüm. O yüzden zaten direkt Filter Bize'yi seçeceğim. Zaten Aykut abi sağ olsun bu oyunu çok fazla oynadık. Aykut abi bu alakalı bayağı bir video çekiyordu ve ben de o videoda katılırken bayağı bir oynamıştım var bu oyunu. O yüzden sağ tarafı Ve aha Restaurant Tycoon 2 geldi. Bir de Barbie Dream Hall sol taraf ya sol taraf seçelim ya bari yani <laughs> sol taraf iyidir abi bazen çok fazla açıklama yapmayacaksın <laughs> Sol tarafta yeni çıkan obilerden bir tanesi var ve bayağı bir popüler olmuştu. Bisikletle yaptığımız bir obi. Sağ tarafta ise bayağı bir eski bir oyun var sanırsam. Sandalye kapmaca gibi bir şey ama yani sol taraftaki daha eğlenceli diye bence. Bilmiyorum. Sağ taraftakini çok oynamasam da sol taraf derdim büyük ihtimalle. Aynen. Ve o oh, ve Color Blocks. Abi yani aradaki kalite farkı zaten belli oluyordur. Yani direkt burada Bad Wars seçeceğim. Bad bayağı kalite gözüken bir oyun ve o oynayan oynanır ya bilmem. Bu da gidip yani 5-6 saatten fazla oynamaz herhalde. <laughs> burada Super Golf ve yine sanırsam bir anime var. Ee, animeci tayfa özür dilerim. Ben animeleri çok şey yapmıyorum. O yüzden süper golf seçeceğim. Teşekkür ederim. Ve o Prison Life geldi. Aa bak sağ taraftaki fena oyun değil ama Prison Life varsa yok kardeşim. Hiçbir yer, yani zor. Yenmesi zor. O yüzden direkt Prison Life. Bu oyunu bilenler yazsın. Sadece gerçekten çünkü adam akıllı oynanar bilir bu oyunu. Ve bu ne abi? Trolley Problem Royal. Bu ne ya? Bu oyunun başka bir Royal mi? Bu oyuna benzer bir şey oynamıştım ama bunun ismi biraz daha farklıymış. O yoksa başka bir şey mi? Hiçbir fikrim yok. Find the Markers oyunda şu bir şeyleri bulma oyunlarının sarısam en büyüklerinden birisi. Tam emin değilim. Direkt bunu ortaya çıkarttı bu mantığı ama ben öyle varsayıyorum. O tarz oyunların babası olarak bunu saydım. Şimdi direkt bunu seçeceğim. Case ve Airport Tycoon. Bak Airport Tycoon biliyorum gerçekten baya güzel tatlış bir Tycoon oyunu ama Case hiç duymadım. Şimdi direkt zaten sağ tarafı seçebileceğim o yüzden. Ve ooo Dahoud ve Muscle Legends. Bak benim Dahoud hakkında tek bildiğim şey Kitlesi birazcık toksik diyebiliyorum ya. Başka hiçbir şey bilmem açık konuşmak gerekirse. Ama bu oyun fena değil ya. Eski'nin Pet Simulator 99 gibi bir şey açıkçası. O yüzden ben sol tarafı seçeceğim burada. Hadi bakalım. Ve o katalog avatar kriteri ve The Floor is Lava var. Yani sol tarafı görünce çok fazla işiniz eren bir oyun açık konuşmak gerekirse. Eğer bilmiyorsanız bu oyunu bir denemenizi isterim. Çünkü karakter yapmanızı bayağı bir kolaylaştırıyor ama sağ oyun yani bilmiyorum ya. Çalıntımsı bir mantık. Yani çünkü sol tarafı iyidir bence ya. Ama eğlence bakımından bakarsak da yok ya sağ taraf abi. Sol tarafta sadece karakter yapıyorsun çünkü. Tamam tamam sağ seçeceğim orada. Ve bunu sol taraftaki iyi direkt sanırsam seçeceğim. Sağ tarafta çok bakmaya bile gerek yok. Arsenal Arsenal'dır. Güzel oyun. Ve sıradaki oyunlarımız Escape Running Heat ve Murder vs. Sheriff adında bir şey. Ya sağ tarafı zaten direkt Murder Mystery'nin çakması olduğu için sol tarafı seçeceğim. En azından garip troll bir oyun yani. En azından çakma değildir herhalde. Umarım. <laughs> Bu da çakma çıkıyormuş değil mi aslında? Sıradaki oyunumuz Dragon Adventures ve Evet böyle okumalarına eminim ama Wild Horse Island bu ne ya? Yani o oh, piti piti karamelası piti. <laughs> Hadi bunda ejderha var diye bunu da seçeceğim bari. Ne bileyim ya çok da şey değil. Bazen oynamadığım oyunlar geldiği için maalesef şey yapamıyorum ve aa oh, erken final. Hayır. Murder Mystery ve Epic Mini Games. Hayır. Abi. Abi bilmiyorum bir şey değil mi? İkisini de seçebilirim bak. Aşık oynamak çok fazla benim ne bileyim. Katil kim oynayan birisi değildim. Ama Epic Mini Games'i bir zamanında çok fazla oynadım. Ve hatta ilk videomu Epic Mini Games olarak düşünmüştüm. Fakat sonradan değişti maalesef o muhabbetler. Abi hiçbir fikrim yok bir şey değil mi? Gerçekten çok kararsızım. Siz ne seçerdiniz çok merak ediyorum. Yorumlara yazın ya. Bu çok zor bir karar bu arada bir şey değil mi? Ya, hala oynayabilir testi olduğu için ben buradan Murder Mystery seçeceğim sarısam. Ama gerçekten satırta seçmek isterdim. Ah be çok kötüydü abi. Vallahi. Bir tık yüzdü bir tık yüzlü, yalan yok. Ve burada Lucky Block, ve Color orada var. Kolor oradaysanız sen... Bir mantıktaki oyunun ilk çıkanlarındandı. İşte haritanın etrafından farklı farklı şeylerin toplanıp bir yerden açıldı. O yüzden ben bu sol tarafı seçeceğim. Bir de mantığı sevmiştim açık konuşmak gerekirse. Lucky Block, Lucky Block yani işte. Ne bileyim. O yüzden sol. Şimdi burada 3800'den bir oyun var. Bu oyun SCP'lerle alakalı bir oyundu sanırsam ve hayatta kalma çalıştık. Gunfight arada e da klasik silahlı bir oyun yani. Bilmiyorum. Direkt sol tarafı seçeceğim. Zaten bunun gibi çok fazla oyun var çünkü. En azından SCP'li bir şey olsun. Ve aha yine iki tane RPG geldi. Abi nasıl RP'ler aralarda geliyor be? Yani burada en azından nasıl seçerim herhalde. Bilmiyorum. Çünkü bunu ilk kez duydum. Bioside High School ne ya? Brokeven dediğim bari. <laughs> çünkü dedim ki satırı ilk kez duydum gerçekten şu an. Ve Fishing Simulator ve Copyrighted Artist diye bir oyun var. Satırı oyunu hiç bilmiyorum. Şimdi direkt Simulator'u seçeceğim buradaki. Bunu oynamıştım çünkü zamanında. Ooo Breaking ve Doodle ana. Daha yeni yaptım. <laughs> daha kaç gün oldu? Oynadım. Baya yakın bir zamanda oynamıştım ama. Yani Breaking Stories'i güzel ya. Ya bilmiyorum. Bence Breaking Stories'i her türlü daha alır yani. Tamam ikisi de kendi kategorisinde güzel ama fakat yani düşündüğüm zaman Breaking yani daha bilmem güzel bence. Girl Breakout ve Loco Official diye bir şey geldi. Bu onun benim bildiğim kaderler Roblox'taki çakması. Bu da soldaki de yani bunun gibi bir sürü oyun var abi. Yani i̇kisi de benim için çok da şey değil ya açık konuşmak gerekirse ama hadi sol tarafı diyeyim ve farklı bir oyun olsun. Please Donate ve Jenga. Ben burada direkt Please seçeceğim çünkü gerçekten bayağı bir şey değiştirdi Roblox'taki. Çok fazla kişi buradan Roblox vesaire kazandı o yüzden Please Donate'i Bilmiyorum Roblox'ta bir şeyler başarmış oyunlardan birisi bence. Mips TV Welcome to Bloxburg. Şimdi bak Bloxburg'un tek kötü yanı Roblox'da olması. O yüzden zaten aranızdan ve ben de aynı şekilde çok fazla oynamadım bu oyunu. Mips'te ama bilmiyorum hiç oynamamıştım ben ya Mips'ti mesela ya bilmiyorum Gördüm ama neyse yine Bloxburg değilim en azından. En azından birindeki bir oyun. <laughs> Çünkü dedim ki ikisinde de çok fazla oynamadım ben. Zaten asıl seçme kısmı ikinci turda başlayacak. Şu an görüyorum ki 37. tur ve eğer 60 turda gelirsek artık seçtiklerimizin arasında seçmeye devam edeceğiz. Ve böylece gerçekten daha güzel oyunlar kalacak ve en sonunda en güzel oyun kalacak. Burada yine random oyunlar var yani hadi sağ tarafı seçeyim direkt. Bilmiyorum onlar olduğu zaman direkt hızlı hızlı seçeceğim hatta bunu da hızlı seçebiliriz. Need More Heat bence gerçekten baya tatlış bir oyun. Baya bir seri başlattı en azından kendisi. Buradan Speedrun 4 a... Bir ki Çok basit bir şekilde. Bilmem ya açıkcası bazı oyunlar direkt olarak belli ediyor kendisinin seçilmesi gerektiğini ve aa bak free admin oyunları herden yerin farklıdır ama The bilmiyorum ya. Ben oynadığım zaman çok beğenememiştim. Yayında oynamıştık sanırsam bunu. Kendisi korku oyunu fakat dediğim gibi çok beni sarmamıştı. O yüzden free admin'i seçeceğim. Sırf bu da çok eskiden beni bayağı bir eğlendirdikleri için. <laughs> o zaman birazcık hızlanma zamanı isterseniz burada hızlı hızlı devam edelim. bunu tabii ki de Pig'i seçeceğim. Speed Drama Mu Akademi mi? Yani sol tarafı seçeyim var. İkisini bilmiyorum. Tower of mi diyecektim. Zaten Tower of Hell dışında. Yani <laughs> Burada da tabii ki de Shark Bite seçip hızlıca geçeceğiz. Yani ikisi de saçma bir oyun. Yani Granny de zaten çalıntı bir oyun. Sağ taraftaki de öylesine yapılmış bir oyun ama en azından Granny'i seçin bari ya. Ne yapayım? Buradan direkt Survivor the Killer. Aslında Tower Defense biz kadar bir oynuyordu. Ama dedim ben anime oyunları çok fazla sevmiyorum ama hadi yine de bir tane anime oyun seçmiş olalım isterseniz sizler bekle. Oo Shark Bite kimi? Breaking kimi? Shark Bite 2 bence Shark Bite kadar güzel olmadı. Yani Shark Bite 1 kadar. Eğer Shark Bite 1 olsaydı burada Shark Bite 1 seçerdim. Fakat oh konuşması ne güzel olmuş bu arada bunları. <laughs> ama 2 olduğu için buradan Breaking'i seçeceğim. Twilight Tower Defense bir kar Crash'ı kar bence çok daha tatlış bir oyun. Bayağı bir eğlendiriyor en azından. Theme Park Tycoon 2, Vicky Wizard, Block Fruit, Kitty, Banana East tabii ki de buradan. Reza Floppa, Evade ve Dons geldi. Aa sonunda Dons geldi. Ah, Natural Disaster Survivor. Hayır. Abi çok erken final. Çok kötü bir final. Hayır. Abi hayır. Bak buradan normalde çok baya bir Dors normalde giderdi fakat abi Natural Disaster Survivor bana Roblox'u başlatan oyun. O yüzden ne olursa olsun bilmiyorum abi. Yok hayır hayır hayır. Bak Dors tamam güzel baya kaliteli. Natural Disaster kat kat ve kaliteli ama eğer Natural Disaster Survivor olmasaydı benim için Dors olmayacaktı. O yüzden ben sol tarafı seçiyorum. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Sen yorum yazın ya. Hangisini seçeriz? Gerçekten çok zor bir çünkü karar. Bilmiyorum ya. Vallahi biraz zor ama ben sol tarafı seçeceğim burada. Ve böylece ilk turun sonuna da gelmiş olduk. High and Mega Wave, burada da Twilight var. Yani ikisi de çok fazla bildiğiniz oyunlar değil ama hadi sol tarafı seçim bari. Ve artık ikinci tura geldik. Bundan sonra artık seçtiğimiz oyunlar arasında bir daha seçim yapacağız. Ve bugün hızlı pigi seçebiliriz. Pigi hızlıca buradan geçer. Buradan Arsenal hızlı geçer çünkü zaten bayağı yani bilmiyorum <laughs> çok da konuşmaya gerek yok. Burada ikisini de çok fazla sevdiğim söylenemez. Ama saklamaç deyip bu sağdakini seçeceğim ben hızlıca. Adobe mi, mi 3008 mi? Yani iki tarafta çok fazla benim ilgilendiğim konular değil ama yani bilmiyorum. RP mi yoksa SCP mi? Yani <laughs> bilmiyorum abi şu an. Hadi 3008'i seçelim ya. Buradan tabii ki de Cook çünkü Cook gerçekten bayağı bir oynadım zamanında. ve Wizard'ın o fil mi? Açıklama gerekirse ben Vicky oynadığım zamanlar bayağı bir eğlendim. Bayağı tatlış bir oyundu ve hala bak kopyası adama kız çıkamadı. O yüzden Vicky adamdır abi. <laughs> Dağ tırmanma oyunu mu? Hızlı çizim oyunu mu? Ben dağ tırmanma oyununu bir ara denemiştim. Tatlıydı o yüzden dağ tırmanma diyeceğim. Bulle bot mu zombi atak mı? Tabii ki de bulle bot seçeceğim. Burada bulle bot adamdır. Burada direkt Spectator X'i seçeceğim sanırsam. Sağ tarafta oyun çok fazla zaten bilmiyorum. Muscle Legends. Burası açık konuşmak gerekirse benim için zor birazcık. Yani Prison Life da çok eskiden oynadığım bir oyun. Bana işte bayağı eskiden bildiğim bir oyun ve yani bilmiyorum ya. Ama ben bana diyeceğim sanırsam. Bilmiyorum. Bana yeri bende yani biraz daha farklı çünkü. Blade mı? Petsimator 99 mu? Oy. Bak bu işte bir tık sıkıntı. Bak Blade Ball bambaşka bir şey yarattı ama Pet Simulator 99 yani abi Pet Simulator ya bilmiyorum ya. Yani bak Pet Simulator X olsa düşünmeden Pet Simulator X derdim. Çünkü gerçekten Pet Simulator X bayağı bir şey kattı Roblox ama Pet Simulator 99 daha yeni boyun ve yani Öyle çok da bir şey kattığı söylenemez. O yüzden ben Pet Simulator 99 yerine Blade Ball diyeceğim. En azından farklılık katmıştır Roblox'a. Umarım e, Pet Simulatorcu tayfa beni <laughs> evimi bulup <laughs> Tovrofel mi diyecektim zaten diğerini okumaya gerek yok. Tovrofel adamdır. Buradan Bedwars seçeceğim. Sol taraftaki oyun maalesef çok şakma oluyor. Speedrun 4 mü? Super Golf mü? Yani Super Golf oyunu her yerden bulursam ama Speedrun 4 de Roblox'un böyle şey oyunlarından birisidir. Nasıl diyeyim? Siz anladınız bak şey oyunlardan. <laughs> Brookhaven mı yoksa Hole in the Wall mı? Yani abi Brokhaven şansa bana iyi gidiyor ha. Valla o kadar saçma sapan oyunlar geliyor ki hadi Brookhaven diyeyim bari. Brokhaven'ı çok fazla sevmem ama karşısına gelenler maalesef çok güçsüz olduğu için kazanıyor şu an. Buranın otorlar dizası var. Konuşmaya bile gerek yok bence hiç. Murder Mystery var. Konuşmaya gerek yok tabii ki de. Fish X'in bir tatlı de seviyorum bu oyunu. My Resonant'ı seviyordum açık konuşmak için ya bilmiyorum. En azından sol taraf yerine sağ taraftakini oynamayı seçirim ben şu an. Color or mı? Airport Tycoon mı? Abi bilmiyorum bak. Tycoon'ı sevdiren oyun mu yoksa yani bilmiyorum ya. Ben sağ taraftaki oyunda bayağı zamanda eğlenmiştim. Ben o yüzden sağ tarafı seçeceğim. Razer Flop mı? Car Crash mı? Ben direkt Car Crash dedim. Car Crash de çünkü gerçekten bayağı bir zamanım var. Bayağı bir oynamışlığım var ama sol taraftaki sadece bir iki saat oynayıp çıkıyorsunuz. Rainbow Friends mi? Welcome to Bloxburg mu? Bloxburg'un tek sıkıntısı bence Robux'da olması. O yüzden ben sol tarafı seçeceğim açık konuşmak gerekirse. En azından Robux'u da oynanıyor sol taraftaki. Bir Funky Friday mi? Dediğim zaten bu oyunu çok fazla bilmiyorum. Funky Friday'i. O yüzden direkt bir mı diyeceğim burada. Survive the Kill Worm Arm Wrestling Simulator. Yani çok da olmadı değil. Sol tarafı seçeyim hadi. <laughs> bu yüzden oyun yeni çıkmıştı ama Öyle çokta şey bir oyun değil. En azından sol taraf güzel bir amacı olan oyun. O yüzden sol tarafı seçeceğim burada. Buradan direkt kiti seçeceğim. Çünkü dediğim gibi anime oyunlarını çok fazla oynayan birisi değilim. Eğer zaten siz oynuyorsanız yorumlar kısmına hangi oyunu en çok sevdiğinizi yazabilirsiniz. Ve buradaki böyle bazı yerlerdeki sıralamaları da yorumlar kısmına yazın ki merak ediyorum zaten ne yapacaksınız diye. Burada Evade the Work at Please var. Yani direkt sağ tarafı seçeceğim burada. Hiç konuşmaya gerek yok bazı şeylerde çünkü. <laughs> Need more hit me, please don't me. Abi please don't bilmiyorum ya. Çok kişinin bence mutlu olduğu yerde please don't O yüzden ben please donate diyeceğim. Find the Merkers'ın... Kısmı... Abi shark bite, direkt shark bite. Hiç uğraşmaya gerek yok. Bırakın iki mi? Bırakın direkt mi? Bence ikinci oyun çok daha güzeldi çünkü hikaye oyunu biraz daha dışına çıkmış ve farklı farklı şeyler yapabiliyorsunuz. O yüzden direkt 2'yi seçeceğim ben. Bunlardan karşılıklı gelmesi birazcık garip oldu gerçekten. Blocks with buradaki gürcücüklü oyun mu? Ben bu gürcücüklü oyunda ufak bir anım var. Ben bunun videosunu çekmiştim fakat video sevmediğim için mi ya da editlemeye üşendiğim için mi ne bu videoyu atmadım. O yüzden kanalda bununla alakalı bir video olmaması lazım. Ve 60 da veririm sonradan bilmiyorum tam hatırlamıyorum ama Burada Blox Freed'i seçeceğim çünkü sağ taraftaki oyunu çok sevmiyorum Beğendi çok iyi anıları yok bende <laughs> Ve artık 3. tura geçtik artık sadece 16 tane oylam yapacağız sonra 8 sonra 4 sonra 2 ve sonra da finaliste geçeceğiz Burada hızlıca ben tema parkı seçiyorum Biraz hızlanmamız lazım çünkü zaten video 40 dakikaya falan gelecek artık <laughs> Ben burada Build a bot seçerim ya. Bedwars güzel oyun fakat yani sonuçta Minecraft'ın direkt aynısını almışlar. O yüzden Bedwars değil de Build a bot. Buradan da speedrun nasıl çevirim herhalde. Soda zaten çok fazla sevmiyordum açık konuşmak gerekirse. Bildiğimde de bir oyun değil. Bloodball mı? Airport icon mı? Bloodball ya bilmiyorum ya da airport mu abi çok zor yok ya blade bat blade Ball. yok şu an gerçekten artık çok zorlaşmaya başladı ama en azından bazen kolay şeyler geliyor mesela buradaki gibi hızlı buradan murder mesleği seçelim ay vallahi çok heyecanlanmaya başladım buradan direkt piggy seçiyorum buradan direkt shark bite bazı zaten sevdim oyunların ne olduğunu <laughs> buradan my restaurant'ı seçebilirim galiba aynen bir sıvam mı tovrofel mi He, şimdi ya baktığım zaman ben bir sıvam mı o kadar da çok oynamadım o yüzden sarsan tovrofel diyeceğim çünkü zaten baya baya uzun zaman oynadım tovrofele ve baya bir eğlendiriyordu o zamanlar şu an ölen bir oyunu sanırsam Muscle Legends mı Arsenal mı direkt Arsenal diyeceğim ben. Bloxford'ın bir kar karşı mı? İşte aha ne geldik. Maalesef Fruits benim için burada eleniyor. Bence benim listem için bayağı bir iyi bile geldi. Çünkü dediğim gibi annemlere çok fazla oynamıyorum Roblox'ta ama kar karşı güzeldir benim için. Hadi bakayım. Breaking 2 mi? Bu daha oyunu mu? Tabii ki de Breaking 2. Natural Disaster geldi direkt seçtim. <laughs> Ve aha Brookhaven'ın RP mi yoksa Cook Burgers mı? Buradan artık Brookhaven'a da vedalaşma zamanı gelmiş sanırsam Cook Burgers'ı buradan seçiyorum hızlıca. Work it please the place mi? Pet Sabator X mi? Ee, yani abi ikisi de çok şey, çok zor. Ama ben Work at Pizza Place derim abi ya. Vallahi bak bazı onlar olmasa çünkü bunları benim için bir anlamı olmayacaktı. O yüzden sol tarafı seçeceğim burada. Kitimi bana ne ismi? Ben buradan Banana'yı seçeceğim kazanırsam aynen. Piggy mi yoksa da Tema Park mı? Buradan Piggy seçebilirim sanırsam aynen. Blade Ball mı? My mi? Blade Ball basit bu da. Aha yavaştan zorlanmaya başladık. Şimdi Bull'da bu at mı? Cook Burgers mı? Bak bu oyunda şeyini şeyleri sevmedim açık konuşmak gerekirse. Bazı şeyleri almak çok zordu oyunda. O yüzden istediğim şeyleri yapamıyordum. Ama Kurt Burgers harbiden bayağı eğlenceli oyun ya. Ben Kurt Burgers seçeceğim sarsam burada. Ya, ya bilmiyorum seç. Aa çok zor. Yok ya Kurt Burgers seçeceğim. Aynen. Çok kararsız kaldım ama yapacağım. Yapacak bir şey yok abi. Buradan da Murder Mystery yazacağız. Seçebiliriz. Buradan abi Shark Bite. Buradan Shark Bite ya yok. Natural Disaster hızlı seçelim. Bana Nades o kadar değil. İyi bile geldi bence bana Nades. Buradan Tovrofel mi Arsenal mi? Deseler ki bana Hayatım boyunca sadece bir tanesini oynayabileceksin. Buradan direkt Arsenal seçerim. O yüzden Arsenal hızlıca. Ve aha Breaking 2 mi yoksa Car Crusher 2 mi? Ya Breaking 2 bir yerde bitiyor. Çünkü update de gelmiyor oyuna. Ama Car Crusher hala bir şeyler geldiğini gördüğüm için ben buradan Car Crusher seçeceğim. Ve aha abi son dörtlü deyiz şu an. Murder Mystery mi Cook Burgers mı? Abi yani uh, bilmiyorum ya. Açıklamak gerekirse ben Murder Mystery oynadım. Fakat çok fazla oynadım. Ama buradaki Cook Burgers'ı ben çok fazla oynamıştım.

O yüzden ben burada yine Cookburgers'ı seçeceğim ya. Çok işte büyük ihtimalle oradan bayağı bir ayrıldık ama bilmem. Cookburgers güzel bir oyun bence benim için bayağı bir. Buradan direkt Sharkbite'i seçebilirim abi. Sharkbite adamdır. Piggy mi Natural Disaster mı? Piggy. Maalesef sen de buradan elveda deriz. <laughs> natural Disaster direkt aldı burada. Arsenal mı? Car mı? Arsenal diyeceğim ben burada hızlıca. Son 4 oyun kaldı. Natural Disaster mı? Arsenal mı? Tabii ki de Natural Disaster. Sharkbite mi? Cookburgers mi? Buradan Sharkbite seçeceğim ben. Ve abi finale geldik. Finalimde Natural Disaster ve Sharkbite geldi. Ve ben buradan sarısan direkt olarak Natural Disaster Survivor'ı seçeceğim. Çünkü diyor ki bu oyunun bende yeri şu şekilde farklı. Ben ilk başta Roblox'u abimi izleyerek falan görmüştüm. Ve abim hep bu oyunu oynuyordu. O yüzden ben de bu oyunu Roblox aslında bahsettiğim için her şeyi baştan oyun bu için Her şeyi bitiren de oyun bu olacak benim için. Ve o yüzden finalistimiz Natural Disaster. Ve şöyle insanlar hangisine oy vermiş diye baktığı zaman Mimik nasıl birinci abi? İmkanı yok ya. O kadar değil. Bak Work at the Pizza Place okey ikinci olmuş. Natural Disaster üçüncü olmuş. Doors dördüncü olmuş. Bu oldu okey. Bak buraya kadar okey mesela bak Lucky Blocks. Bence buraya alakasız gelmiş bir tık. Onun dışında şunlara baktığımız zaman bak Survive the ben çok sevdim bir oynardım ama yani okey. Genel olarak benim seçimlerim bu şekildeydi. O zaman isterseniz yavaştan videoyu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarafın damsızlığınız beğenerek ve abone olmayı gösterebilirsiniz. Başlığınızda beğenmeyi açabilirsiniz ve ekrana çıkan diğer abonemizi izleyebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.